Hoş geldiniz. 10. haftamızın ilk konuğu Doktor Murat Onuk. Doğayla uyumlu yaşam konusuyla bizlerle olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir dönemde bizleri desteklediğin için Murat abicim. Söz sende. Buyur Murat abi. Çok çok teşekkür ederim Gökçe'cim bu fırsat için, bu paylaşma fırsatı için. Çok değerli gerçekten. Bu zamanı etkili kullanmaya çalışacağım. Çok şey hazırladım. Sabrınıza sığınıyorum. İki tane önemli şeyi en sona bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi biz kendi evimizde ne yapabiliriz? Yani doğayla uyumlu yaşam adına. Diğeri de size bir meslekten bahsedeceğim. Bu mesleği nasıl öğrenebiliriz ve bu altın bileziği kolumuza nasıl takabiliriz? Onu anlatacağım size. Doğayla uyum yaşam deyince bu benim permakültürle ilgili yaptığım tanıtımların ve eğitimlerin aslında markası oldu. Permakültürle sürdürülebilir insan yerleşimleri nasıl tasarlarız? Bundan bahsedeceğiz aslında. Permakültür kavramını anlatmaya çalışacağım ben size. Sorularınız olursa zaman ayırmaya çalışacağım. Sonuna doğru chatten yazabilirsiniz. Gökçe ile Bağ'ın takip ediyorlar. Zaten daha sonrası için benle temas edebileceğiniz noktaları ve kaynakları da detaylı bir şekilde paylaşacağım. Çok kısa kendimden bahsediyorum hızla. Seyit Şehir Alüminyum Tesisi'nin ilk bebeğim ben. Etibank'ta çalışırken babam doğdum orada, Konya'da. Ankara Tıp İzmir Fen Lisesi'nin ilk mezunuyum. Boğaziçi Elektrik, Elektronik ve Fizik çift anadal mezunuyum. Ransal Airport Teknik Elektrik Mühendisi Master yaptım. Koç Üniversitesi'nde MBA yaptım. Yeditepe'de doktora mı yaptım? İşletme doktorası. Elektrik Yüksek Mühendisi olarak Siemens'te 15 sene kadar çalıştım. Vestas Rüzgar Türbinleri firmasında çalıştım. Ağol Enerji Grubu'nda çalıştım. Bir danışmanlık firması olan çok köklü İsveçli AF Consult'ta çalıştım. Ve geçtiğimiz Şubat'a kadar 2016'dan beri Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesiydim. İşletme konusunda dersler veriyordum. Enerji sektöründe de uzun zamandır serbest danışman olarak çalışıyorum. 2016'da kendi şirketim Incivan Mühendislik ve Danışmanlığı kurdum. Bunun üzerinden mühendislik, danışmanlık, koçluk ve eğitim hizmetleri sunabiliyoruz. Haziran 2019'dan beri de Fransız menşeli saf bataryalarının endüstriyel yedek güç sistemlerinin Türkiye'de satış temsilciliği görevini yürütüyorum. Permakültür konusuyla ilgili olarak Temmuz 2011'de Türkiye'de ilk Türkçe verilen tasarım sertifikası kursuna eşim Banu ile beraber katıldım ve sertifikamızı aldık. Daha sonra akabinde Ürdün'de düzenlenen Uluslararası Permakültür Konferansı ve Buluşması'na katıldık. Burada Bill Mollison'la yani permakültürün kurucusuyla ve ondan bayrağı devralan Jeff Lawton hocayla ve başka pek çok uluslararası permakültür öncüsü kişiyle tanışma fırsatı bulduk. Amman'daki kongrenin arkasından 4 gün çölde, Vadi Ram'da kıl çadırların her birine koşturarak işte bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Daha sonra ben bu konuda bir eğitim de aldım eşimle beraber. Ve babamın rahatsızlığını öğrenmiş olmama rağmen onun da ısrarıyla Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde staj yaptım. Ocak-Mart 2014 tarihleri arasında. Burada Jeff Lawton hocadan permakültür tasarım kursu, eğitmen eğitimi, şehirde permakültür, permakültür danışmanlığı ve uluslararası yardım işleri kursu ki permakültürcüler aslında dünyada afet bölgelerinde ilk aranan insanlar olmaya başladılar Birleşmiş Milletler tarafından. Toprak işleri kursu, toprak çok önemli, permakültürde toprak kursu. Rahmetli Paul Taylor hocadan maalesef onu kaybettik genç yaşta. Türk asıllı birisiydi ve Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordu. Bir türlü ayarlayamadık. Maalesef genç yaşta kaybettik. Evet, eşim Banu ve ikiz kızlarımla beraber permakültürü anlatıyorum, tanıtıyorum, eğitimler veriyorum bu konuda. Yenilenebilir enerji konusunda da uzmanlığım var, özellikle rüzgarda. Yoga eğitmenliğini amatör olarak yapıyorum. Gitar çalıyorum, yelkene çıkıyorum ve kendi şarabımı yapıyorum. Üye olduğum işte Elektrik Mühendisliği Odası, Buğday Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rüzgar Enerjisi Birliği, Koçluk Derneği, Eurosolar bir dönem genel sekreterliğini yaptım. İşte şarabımın da etiketini görüyorsunuz. Kısaca ben ile ilgili bilgiler bunlar. Yoga Vakfı'nda kurucu mütevelli heyet üyesiyim. Bir dönemde ikinci başkanlığı yapmıştım. Şimdi başlarken bir sunumda önceleri söylemiyordum permakültür nedir diye birisi çok merak etti ya ne durdu şimdi bana önden başta bir söyle bakayım da ben bileyim deyince bunu koymaya karar verdim. Permakültür dediğimiz kelime iki tane kelimeden oluşuyor. Bir tanesi permanence, diğeri de culture. Yani bunları Türkçeleştirirsek permanence kalıcılık demek, dirençlilik demek, sürdürülebilirlik demek. Kültürde insan faaliyeti ve yerleşimiyle ilgili her şey demek. Biraz şimdi bunun detaylarına bakacağız. Permakültürün benim verdiğim şekilde ve benim öğrendiğim şekilde tanımı etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı bilimi demek. Böyle olunca da çok geniş bir konudan bahsediyoruz.
Onu olabildiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Neden böyle bir konuyla ilgileniyorum? Neden bu konuya merak saldım? 2010'da Türkiye'de çok ciddi bir kurs verildi. 100 kişilik bir katılımla Jeff Lawton Hoca ve Bill Monison'un kendisi fiilen geldiler ve bu kursu verdiler. O kursu alan bir arkadaştan ben bunu duydum. Duyduğumda etkilendim ve ilgimi çekti ve detayına bakmak ihtiyacı duydum ve anladım ki bu gerçekten dünyamız için bir çözüm olabilir. Neden dersek işte 7 milyarı aşan dünya nüfusu, göçler, kentleşme, büyük megapoller, açlık, kıtlık ve adaletsiz bir gelir dağılımı, çok ciddi bir çevre tahribatı, hızla yok olan türlerden bahsediyoruz. Ne işe yaradığını bile bilmediğimiz bir sürü türü hızla kaybediyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Dolayısıyla dünyanın gidişatı pek iyi gözükmüyor. Ve burada insan soyunun devamıyla alakalı olan üç temel konuda, 3E kriz dediğim, enerji, ekonomi ve ekoloji de problem var. Dolayısıyla bizim insan olarak dünyadaki soyumuzun devamlılığı risk altında. Ve permakültür de aslında bunu dert eden bir sistem, bir tasarım bilimi. Yani sadece bir doğa hareketi değil permakültür. Doğayı korumazsak zaten var olamıyoruz. Bahsedeceğiz birazdan. Ama insan soyunun dünya üzerinde devamını dert eden bir hareket ve bilim aslında. Bu 3E kriziyle ilgili Chris Martenson, Money the Crash Course. İnternetten izleyebilirsiniz ufak videolar. Bunun arkasındaki gerçeği biraz açıklıyorlar. Bu krizlerin aslında temelde bir sebebi bizim kalkınmayı nasıl anladığımızla alakalı. Yani biraz çok kısa şeyden bahsediyorum. %10'luk zaman kadar niye, nedir meselesinden. Biz biliyorsunuz bunları tartışmayı seviyoruz çok çözümden ziyade. Biraz kısaca geçelim, esas sorunu tespit edelim. Sorunu da anlaşalım ki çözüm üzerinde ilerleyebilelim. O yüzden bundan bahsediyorum. Şayet biz kalkınmayı ne kadar tükettiğimizle tanımlarsak, yani adam başına ne kadar elektrik tüketiyoruz, ne kadar su tüketiyoruz, ne kadar gıda tüketiyoruz, o zaman ciddi bir problemimiz var. O da nedir? Dünyamızın kaynakları sınırlı. Biz bir tane, sevgili Tanay Hocam'ın küresel hapishane diye adlandırdığı, ben yani ne kadar oturumunu sevmesem de o tanımı, dünyada yaşıyoruz hepimiz ve şayet bu dünyada batının ve kuzeyin, tırnak içinde diyelim, sahip olduğu demokrasiye Çin ve Hindistan da kavuşabilse, bize 7 tane daha dünya lazım kaynak için şu anki tüketim halimizde. Böyle bir 7 dünyayı bulamayacağımıza göre, bulsak bile şu anda gidemediğimize göre, farz edelim ki akıllı bazı varlıklar bizi keşfetseler bile, onlar da bizi bu halimizde kabul etmeyecekleri için kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız diye düşünüyorum. O yüzden de bu konuyu konuşuyoruz. Birinci problemimiz kalkınmaya bakış açımızla alakalı ki o dünyayı artık sarmış olan küresel kapitalist sistem ya da açık ekonomi sisteminin, açık pazar ekonomisinin tanımından geliyor. Bir diğer mesele de bizim kendi insan olarak algı kapasitemizle alakalı. Bunu çok somut bir şekilde aslında çok taze gördük. Covid virüs, yani Covid-19 bize bunu hatırlattı. İnsanlıkla alakalı her şeyi biz üç çizgiden oluşan bir grafiğe koyabiliyoruz. Yatay eksene zaman, dikey eksene insanla alakalı her şey. Yani ve üçüncü çizgimiz de bu asimptotik eğri. Nüfusun artışı, atmosferdeki kirlilik, sulardaki kirliliğin artışı, karbondioksitin artışı, petrol tüketiminin artışı, kaybolan toprak miktarımız, yok olan türlerin sayısı, kanser vakaları, COVID-19 vakasının artış grafiği. Günde gün ben takip ettim bu grafiği. Böyle bir eğri gösteriyor. Eksponansiyel artış, üstsel artış eğrisi. Ve biz de işte bugün de bazı konularda eğrinin burasındayız. Çok şükür COVID-19'da bu eğriyi döndürmeyi becerdik. Ama ilk günlerini hatırlarsanız böyle bir gidişat vardı. Ve gidişat devam etseydi, ben ekstrapolasyon da yapmıştım, çok büyük zayiatlara söz konusu olabilecekti. Bu da Dr. Albert Bartlett'in Colorado Üniversitesi'nde vermiş olduğu çok güzel bir ders var. İnternette bulabilirsiniz. Kendisini 2013'te kaybettik ama insanın en büyük yetersizliği katlı artışın gücünü kavrayamamaktır diyor. Gerçekten biz zamana yayılmış şeylerde bu üstsel artışın etkilerini sezemiyoruz. Yani doğal olarak kapasitemiz yok. Lineer olarak algılıyoruz her şeyi. Ve gerçekten iş işten geçmeden de bunun sonuçlarını kestiremiyoruz. İnşallah bu COVID-19 pek çok şeyi bize öğrettiği gibi bu üstsel artış kavramamızı da biraz daha iyileştirmiştir diye umuyorum. Devam edelim. Şimdi üç tane temel sorunu ifade etmemiz lazım. Kendi soyumuzun dünyada devamı açısından. Bu temel sorunları doğru bir şekilde koyarsak ancak sağlam bir temel yaratıp onun üzerine ilerleyebiliriz. Onlar da nedir? Önem derecesine göre kabaca
Yani birebir orantılı olmasa da. Birinci sorunumuz kirlilik. Yani suların, doğanın, havanın, toprağın, her şeyin kirlenmesi ciddi miktarda insan soyunun devamını olumsuz etkiliyor. Ve bunun da tabii sebebi bizim tercihlerimiz aslında. Bakınız öyle okyanus bölgeleri, denizlerin kirliliği, dünyada medeni dediğimiz bütün memleketlerin okyanus kıyıları ölü okyanus kıyıları olarak adlandırılıyor. Bütün Kuzey Amerika, Doğu sahili, Batı sahili Kaliforniya, yukarıda Seattle, Vancouver, Japonya, Çin'in gelişmiş bölgeleri, Avustralya, Sydney, Melbourne bölgesi tamamen gördüğünüz gibi. Ölü de okyanus bölgeleri ve Kuzey Avrupa'nın tamamı. Ölü okyanus bölgeleri olarak tanımlanıyor. Kaynak 11. saat belgesel filminde. İkinci soruna geldiğimizde, ikinci sorun, bunları tabii ben interaktif yapabilmeyi isterdim ama zaman açısından sıkıntımız olsun sizlere soramıyorum. Ben hazır vereceğim. Ormansızlaşma. Yani ormanlar bizim doğadaki en büyük çevrimi sağlayan kaynağımız. Temiz suyu, temiz havayı, organik materyali yaratan sistemler. Çok ciddi bir şekilde, çok büyük bir hızla ormanlarımızı kaybediyoruz maalesef. Dolayısıyla bu konuyu ciddi bir problemimiz olarak algılamamız lazım. Ormanlar gerçekten çok önemli. Büyük ihtimalle pek çoğumuzun aklına ormansızlaşma temel sorunlardan birisi olarak gelmiyordu. Ama çok önemli. Dünyada 70 ülkede artık orijinal el değmemiş orman kalmamış durumda. Amerika ormanlarının %95'ini kaybetmiş durumda. Burada yeşille işaretlenmiş olan bölgelerin tamamı ormansızlaşmış yerler. Geri kalanlar da zaten ya çöl ya da buzul ya da tundra. Dolayısıyla çok ciddi bir orman zayiatıyla karşı karşıyayız dünyada. Ve bunu bir şekilde tersine çevirmek zorundayız. Soyumuzu sürdürmek istiyorsak. Ve en temel sorun, üçüncü sorunumuz, diğer ikisinden çok çok daha önemli bir sorun. O sorun adı da toprak kaybı. Neden? Çünkü biz gıdamızı topraktan sağlıyoruz. Yani bitkisel de beslensek, hayvansal da beslensek her arkada toprağa muhtacız hayatta kalabilmek için. Burada da toprağın fakirleşmesi söz konusu ve erozyona uğraması söz konusu. Bu iki yolla toprağı kaybediyoruz. Bakın bu da dünyada toprağı kaybettiğimiz çok yıpranmış toprakları ve az yıpranmış, yani yıpranmış ve çok yıpranmış toprakları gösteren harita ve bereketli hilal denen yer ve bizim topraklarımız, memleketimiz maalesef toprakları en yıpranmış bölgelerden. Burada da gene karanlıkta kalan yerler ya tunduralar, buzullar ya da çöller. Toprağı hızla dünyada yok ediyor vaziyetteyiz insanoğlu olarak. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir problemimiz bizim. Nereden kaynaklanıyor peki bu? Ona bakarsak toprak kaybı, medeniyetlerin ortadan kalkmasının sebebi, yani Ege'deki pek çok şehir devlet kendilerini besleyecek toprağı kaybettikleri için ortadan yok olmuşlar. Doğada erozyon oluyor ama doğa bunu önlemek için hemen tedbirini alıyor, otlarla sarıyor. Ormanlar en az erozyonun olduğu yerler. Dolayısıyla ormanlar koruyorlar toprağı. Şayet erozyonu hızlandırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Bunu da çok bilerek, bundan 3000 yıl önce, 5000 yıl önce yerleşik düzene geçtiğimizde o bereketli hilalde, Homo sapiens'te Harari'nin anlattığı gibi, bir buğday tohumunun işte acık eşelenmiş bir toprakta daha iyi büyüdüğünü fark edince insanoğlu yerleşik düzene geçerek buğdayın yarattığı artı değerle bir tarım ekonomisi geliştiriyor ve bu da uyguladığı tarım ekonomisi, yani otları biç, toprağı düzle, sür, çapala, kabart ve sadece tek tip bir bitki dikerek, monokültür bir dikimle toprağı fakirleştir. Yani bizim esas toprak kaybının temel sebebi konvansiyonel tarım dediğimiz, gıdamızı sağladığımız yöntem. Şeytanca bir deha yıllarca düşünse, dünya için konvansiyonel tarımdan daha yıkıcı bir şey bulamaz diyor Bill Mollison. Bill Mollison, permakültürün kurucusu olan kişi. Birleşmiş Milletler'in önünde bir heykel var. Kılıçlardan Sabanlar Dövelim heykelin ismi. Heykeltıraş Jürgen Vucevic hediye etmiş bu heykeli. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında 1959'da. Heykelde görüyoruz bir işçi kılıcı döverek sabana çeviriyor. Yani insanoğlunun savaşa son vererek yok edici silahları insana hizmet edecek araçlara döndürmesini sembolize eden bir heykel bu. Ama bu heykelde ciddi bir şey var, ikilem var. Çünkü aslında kılıçların ortaya çıkış sebebi sabanlar. Yani insanoğlunun kalıcı tarıma geçmesi, yerleşik düzene geçmesi
ve tarım uygulamalarını başlatması, konvansiyonel tarımı ve sabanı keşfetmesiyle oluşan artı değerin paylaşılması kavgası zaten kılıçları yaratan. Dolayısıyla esas problem daha önde. Burada ciddi bir aciliyet meselesi var. Önümüzdeki 20 yıl, geçmiş 20 yıldan çok daha farklı olacak. Bunun ciddi bir deneyini şu anda yaşıyoruz zaten. Yaptıklarımızın etkisini artık çok daha hızlı görüyoruz küreselleşmiş dünyada. Bunun nedeniyle artık bildiğimiz medeniyet yıkılacak ve milyonlarca insanın ölümü söz konusu olacak. Birleşmiş Milletler birkaç sene içinde 300 milyon iklim göçmeni bekliyor. Ve bizim durumumuz biraz işte, yani şarap yapıyorum demiştim. Şarap bakterilerinin, maya bakterilerinin şıranın içindeki şekeri tüketip ürettikleri alkolün içinde ölmeleri gibi kendi pisliğimizde öleceğimiz bir şeye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz mesele insan soyunun hayatta kalma mücadelesiyle alakalı bir mesele. Bunu halletmek için de bizim acil olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden de permakültür zaten bu aciliyete binaen bir şeyler yapmakla alakalı bir bilim. Oralara doğru ilerleyelim şimdi. Ne yapmamız lazım? Daha çok hep sorunu tartışıyoruz. Şu ana kadar da biraz onu belirlemek için tartıştık. Sorundan çıkıp çözüme odaklanmamız lazım. Olumsuzdan çıkıp olumluya odaklanmamız lazım. İsyan edenler alternatif üretmedikleri için mevcut sistemi kullanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bir çözüm alternatifi bulup onu hayata geçirmek için çabalamamız gerekiyor. Benim bulduğum çözüm alternatifi permakültür, etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri, tasarımı, bilimi. Permakültürün kurucusu Bill Mollison diyor ki dünyanın giderek sorunları karmaşıklaşsa da çözümlere utanç verecek kadar basit kalmaya devam etmektedir. Bu çözümlerin olduğu sistemleri dünyada biz görüyoruz. Doğal ekolojik sistemler ve tam ana öğretmenimiz de zaten doğa. Bunu öğrenebilirsek doğadan ve aklımızla ve teknolojimizi ilerletebilirsek, ileriye taşıyabilirsek ve hızlandırabilirsek bu problemlerin arka üstünden gelebiliriz. Bill Mollison 1928'de Tazmanya'da doğmuş. Yaban hayatı konusunda uzman olarak çalışmış. Daha sonra üniversitede, akademide çalışmış. Biyocoğrafya ve sosyal psikoloji üzerine. Ve zaman içerisinde bakmış ki eskiden balık avladığı yerlerde artık eski balıklar yok. Toprak aşınıyor. Bitkiler eskisi gibi değil. Buna bir çözüm bulmak için bir arayışa girmiş. Ve 1974'te doktor öğrencisi David Holmgren'le permakültür tasarımını geliştirdikten kaç yıl sonra üniversiteden ayrılarak Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nü kurmuş. Ve bu tarihten sonra bütün enerjisini bu sistemi, prensipleri ve stratejileri dünyaya yaymayı adayarak geçirmiş ve binlerce öğrenci yetiştirmiş. Dünyanın pek çok yerine, pek çok sayısız projede görev almış, konferanslar vermiş, eğitimler vermiş, çalışmış bir insan. Yaşamı boyunca sosyal ve çevresel sorunlara getirdiği çözüm önerilerinden dolayı Alternatif Nobel Ödülü'ne iki kere layık görülmüş. Maalesef kendisini 24 Eylül 2016'da kaybettik. Kendisi tanışma mutluluğuna eriştiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Yolu ışık olsun. Her şeyi başlatan aslında bu kitap. Permakültür 1, David Holmgren'le yazdıkları ve çok basitçe aslında yapmaya çalıştıkları sürdürülebilir tarım teknikleri içeren yöntemleri belirleyen bir kitap yazmaktı. Bu kitap çok talep görünce Permakültür 2'yi yazdılar. Permakültür 2'de kapsam biraz daha genişledi. Yani olay tarımın dışına çıkmaya başladı ve kültür boyutuna geçmeye başladı. Çok güzel çizimleri olan çok güzel kitaplar bunlar. Kitapları soruyorlar da en son yazacaksın, gösterecek. En son ayrıca bir sunumda göstereceğim. Şu anda fiziksel olarak gösteriyorum. Permakültür Tasarımcının El Kitabı. Bu permakültür tasarım sertifikası sahibi olanların el kitabı aslında. Şöyle 500 sayfalık bir tuğla gibi bir kitap. Ben iki kere okuyabildim şu ana kadar. Her şeyin temellendirildiği ve bilimsel olarak dayandığı şeyler bu kitapta anlatılıyor. Türkçe'ye çevirisini hala bekliyoruz. Ama ilgilenenler internette PDF olarak bulabilirler. Permakültür camiası bilgi paylaşmayı çok sever. Ve permakültüre giriş kitabı. Manuelden sonra yazıldığı için her şeyi çok daha kapsamlı özetleyen bu kitabın Türkçesi yıllar önce basıldı. Permakültüre giriş, Sinek 8 yayınlarından. Sanıyorum baskısı yok. Olan birinden yakalayın ve kopyasını, fotokopisini çekin. PDF olarak chat'e yüklendi. Mehmet Göktürk yükledi. Süper. Ve çok özel bir kitap. Bill Mollison'dan bahsediyoruz. Travels in Dreams. Bu da bayağı kalınca bir kitap. Okuyabildiğim için çok mutluyum. Bill Dede'nin ağzından kendi hayat öyküsü. Sanıyorum bu kitabın Türkçesi yok. İnşallah bir gün birisi çevirir.
Sanıyorum Türkiye'de bunu okuyan da çok fazla insan yok. Belki iki elin parmakları kadardır. Tavsiye ederim. Çok güzel bir yaşam öyküsü ve dünya ile alakalı çok ciddi dünya problemlerine dair hikayeler. Bunları paylaşmak istedim. Devam etmeden önce ve şimdi ilerleyelim. Normalde slaytlara çok fazla kelime koymam. Bir iki slayt için sabrınızı rica ediyorum. Saat neredeyse 1'e geliyor. Dediğim gibi çok özel iki tane bilgiyi, yani permakültürü bir meslek olarak nasıl yaparız, bunun için ne yapmamız lazım bilgisini ve biz şehirde, evimizde bu konuyla ilgili neler yapabiliriz'e dair uygulama örneklerini, somut örnekleri en sonunda paylaşacağım. O yüzden ayrılmayın. Devam ediyoruz. Tazmanya'da küçük bir köyde doğdum diye benimle olsun anlatıyor. 28 yaşına kadar bir rüyada yaşadım. Vaktimin çoğunluğunu ormanda ya da denizde geçirdim, balık tuttum vesaire. Daha sonra ancak buralarda problemler olmaya gördüm demiş. Balık sürüleri azalmaya başladı. Sahil şeridi, deniz yosunları seyreldi. Geniş orman alanları ölmeye başladı. Bunun üzerine akademideki görevimi bırakarak bizi ve etrafımızdaki dünyayı öldürdüğünü gördüğüm siyasal ve endüstriyel sistemleri protesto etmeye başladım demiş. Yani gençken evimizin heveslendiği bir şey, sokaklara çıkıp protesto etmek. Fakat kısa süre sonra hiçbir şey elde edemeyen başkaldırılarda ısrarcı olmanın işe yaramadığını gördüm. 2 yıl boyunca toplumdan uzaklaştım. Bir daha asla bir şeye karşı koymakla vaktimi harcamak istemiyordum. Tek istediğim, biyolojik sistemlerin topyekün çökertmeden var olmamızı sağlayacak olumlu bir şeylerle geri dönmekti. Şimdi kafamı böyle oynatıyorum çünkü benim önümde kamera var. Siz onu görmüyorsunuz. Benim kameranın arkasında kalıyor ekran. Ama siz ekrandan takip edebiliyorsunuzdur. Sonuçta da David Holmgren'in doktora talebesi çok yıllık ağaçların, çalıların, bitkilerin, mantarların kök sistemlerinin çok yönlü verimliliğine dayalı permakültür ismini verdiğim sürdürülebilir bir tarım sistemi geliştirdik demiş. Yani olay tarımla başlıyor, doğru. Ama sonra göreceksiniz siz de tarımın çok ötesine geçmiş bir şey. Tabii onun ilhamları var. Yani çok yıllık bitkilerden bahsediyoruz. Farmers of 40 centuries. Organic farming in China, Kore ve Japan. Bunda onlardan ilhamlardan bir tanesi. Bir başka ilham şu anda yanıma almamışım. Çok yıllık bitkiler, gıda ormanları. Forest gardening mesela. Başka bir kaynak olabilir. Gıda ormanlarından ürünlerin gıdamızı sağlamak. Yani buğday yerine mesela kestane ürünü tüketmek. Ki satılıyor aslında, biraz pahalı. Ona dönseydik muhakkak o da ucuzlardı. Ve her sene buğday ekip dikmekle uğraşmak zorunda kalmazdık. Edible Forest Gardens. Gıda ormanlarına bir başka kaynak. 2 ciltlik, bu da tuğla gibi bir eser. Ve çok zengin bilgiler içeriyor. Gıda ormanlarını nasıl kuracağımıza dair. Ve tabii başka bir ilham kaynağı. Bildede'nin Masanobu Fukuoka, adını yanlış söylemeyeyim, doğal tarımın yolu ve ekin sapı devrimi. Türkçe'de çevrilmiş eserler bunlar. Tavsiye ediyorum. Hiçbir şey yapmama tarımı. Yani kendi haline bırakırsak doğayı, kendi bilgeliğiyle nasıl gider, nasıl yapar. Bu işi Alpler'de çok zor bir iklimde yapmış olan Sepp Holsten'in yöntemi. Sepp Holsten'in permakültür kitabı. Ve tabii ki dünyayı bir canlı organizma olarak gören James Lovelock, Gaia teorisini anlattığı kitap. Dünyanın büyük bir organizma olduğu ve dünya ile bizim birbirimize muhtaç olduğumuza dair, bu sistemi beraber yürütmek zorunda olduğumuza dair diyelim ve devam edelim. Permakültür kavramının isim babası Bill Mollison, Permakültür Tasarımcının El Kitabı adlı eserinde az önce gösterdiğim kalın kitap, permakültür şöyle tanımlıyor. Permakültür doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarım ve bakımlarının sağlanmasıdır. Yani bu da doğanın yapmakta olduğu şeyi biz kendi insan zekası ve teknolojiyle destekleyerek geliştiriyoruz. Üzerinde yaşayan insanlar ile arazinin gıda, enerji, barınak ve diğer maddi ve manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılayan ahenkli bütünleşmeleridir. Burada işte tarımdan öteye geçmeye başladık. Enerji diyoruz, barınak diyoruz, diğer maddi manevi ihtiyaçlar diyoruz. Manevi ihtiyaçlar deyince birazdan bahsedeceğiz. Olay sadece karın doyurmakla olmuyor ya da başını sokacak bir şey yuva bulmakla. Sürdürülebilir bir tarım olmaksızın da elbette
bir sosyal sistem, istikrarlı bir sistem, bir permaculture yani kalıcı bir kültür oluşturmak mümkün değil. Dolayısıyla en başta buradan başlıyoruz. Permakültür doğal sistemlerin gözlemine, gözlem çok önemli, yöntemlerde çok kısa geçeceğim. Geleneksel tarım yöntemini içerdiği erdeme, bu erdemi teslim etmemiz lazım. Ve modern bilimsel teknolojik bilgiye dayanan bir tasarım sistemidir. Yani permakültür teknolojiye sırtını dönmez, bilgiye sırtını dönmez, entelektüel yaklaşıma sırtını dönmez, modernizme sırtını dönmez. Çünkü dediğim gibi derdimiz soyumuzun devamı ve aciliyet meselesi var. Permakültürün amacı sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak, yani kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen ve kirletmeyen, uzun vadeli, ekolojik anlamda sağlıklı ve ekonomik olarak da uygulanabilir sistemler yaratmaktır. Permakültür tasarımı, kavramsal, maddi ve stratejik bilişenleri tüm canlıların yararına çalışan bir model içinde bir araya getiren bir sistemdir. Permakültürün arkasındaki doğaya aykırı olmaktan ziyade onunla birlikte çalışma, uzun süreli düşüncesizce hareket etmekten ziyade uzun süreli özenli gözlem yapma, sistemleri sadece bir ürünün peşinde koşmaktan ziyade onlara bütün işlevleriyle bakma ve sistemlerin kendi evrimlerinin gerçekleşmesine izin verme felsefesidir. Bunlar zaten kaydoldu. Daha sonra tekrar bakabilirsiniz. Dediğim gibi kelime olarak en yoğun slaytlarım bunlar. Bundan sonra kelimeler azalacak. Ürdün'deki konferansta eşim Banu ve ben Bilde Dede ile beraber. Burada Vadi Ram'da Bilde Dede ve Jeff Lawton Hoca eşim Banu ile beraber. Bilde Dede Ürdün'deki konferansta ve Vadi Ram, Jeff Hoca'nın küçük kızı Nadia ve Vadi Ram'daki permakültürcüler ekibi 200 kişilik dünyanın dört bir tarafından gelmiş. Entelektüel seviyesi hiç benim görmediğim hiçbir toplantıda, uluslararası şirket iş toplantılarını görmediğim kadar yüksek. Bilgi paylaşımı için son derece açık. Dünyayı dert eden insanlar topluluğu gerçekten. Alternatif millet olmanın özelliklerini taşıyan insanlar. Şimdi tanıma geri dönersek, yani etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimi, tasarımı, bilimin etiğini anlamamız lazım. En temelli paylaşmak istediğim şeylerden bir tanesi o. Yarım saatimizi bitirdik. Evet, teori kısmı bitti. Şimdi neler yapabiliriz? Bu etiği hemen anlatalım. Şimdi her şeyden önce yaşam etiği dediğimiz bir şey var. Canlı veya cansız her şeye sadece var oldukları için saygı ve özen göstermek. Temel prensibimiz bu. Bir şey yaparken permakültür tasarımcısı olarak, bir insan olarak bunu aslında en temel etik olarak kabul etmemiz lazım. Canlı değil sadece, cansızlar da dahil. Çünkü neyin canlı, neyin cansız olduğunu biliyorsunuz. Ayırmamız pek kolay değil. Yani biraz mikroskopik boyuta indiğimizde cansız sandığımız şeyleri pek de gayet de canlı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu özeni göstermemiz lazım. Bunu biraz daha somuta indirgersek, yaptığımız bütün faaliyetlerde permakültür etiği olarak biz dünyayı gözetiriz, insanı gözetiriz, ihtiyaçları kısıtlarız ya da kısarız ve artan ne varsa bu iki faaliyete, yani dünyayı ve insanı gözetmeye vakfederiz. Bunlar permakültürün hareketlerin davranışlarını neler yapacağını, nasıl yapacağını belirleyen temel etik prensiplerdir. Dünyayı gözetmek dediğimiz zaman canlı ve cansız her şeyi gözetmek, doğayı koruma kibri içinde olmayan aydınlanmış bir bencillik. Yani kendi soyumuzun devamını dert ettiğimiz için burada bencillikten söz edebiliriz ama hemen ben ihtiyaçlarımı gidereyim de benden sonrası Allah kerim diyen bir cahil bencillikten bahsetmiyoruz. Sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket içinde yaşayabilmek için dünyamızı korumak zorundayız. Bunu yaparken de ama doğru bir yaklaşım içerisinde yapmamız lazım. Genelde şöyle bir yaklaşımımız var. İnsan ne yaparsa yapsın doğaya zarar verir. Bunu en aza indirgememiz lazım. Yani bizim kendimizi doğadan ayırdığımız, böyle ukalaca bir yere koyduğumuz, işte ne yaparsak yapalım biz zarar veririz, yapmamaya çalışalım, hiç olmazsa zarar vermeyelim diye böyle bıçak sırtı bir şeye kendimizi getirmeye çalıştığımız bir yaklaşımdansa olması gereken aslında insan ihtiyaçlarını sağlarken doğaya yarar da sağlayabilir. Yani biz doğayla bir bütünüz. Doğada nasıl bütün canlılar ihtiyaçlarını sağlarken doğaya katkı da sağlıyorlar ve onun sürdürülebilir sistem olmasını sağlıyorlar. Biz de bunun parçası olarak üzerimize düşeni olması gerektiği gibi yapmalıyız yaklaşımını benimsememiz gerekiyor. Doğru yaklaşım olarak. İkincisi insanı gözetmek. Dünyayı gözetirken bunu insan pahasına yapamayız. Yani insanları köleleştirerek, çalıştırarak dünyayı kurtaramayız. Çünkü dünyanın en çok tahrip olduğu yerler genelde insanların en çok zarar gördüğü yerler. Kıtlık ve yokluğun en yoğun yaşandığı yerler. Dolayısıyla insanların temel ihtiyaçlarını doğru belirlememiz ve tatmin etmemiz lazım ki bunu halledebilelim, dünyayı da gözetmiş olalım.
Afrikalı anneler tradisyonel olarak çocuklarına yemeği ateşle, odunla pişirirler. Çok sağlıksız mutfaklarda aslında. Betonarme bir kare mutfağın içine girerler. Onun altında odun ateşi yakarlar, duman altında. Ve elbette çocuklarını doyurabilmek için son ağaç olduğunu bilseler de o son ağacı keserler ve o yemeği pişirirler. Dolayısıyla temel ihtiyaçları sağlamazsak dünyanın problemlerini de çözme şansımız yok. Ama bu temel ihtiyaçlar nedir? Bunu iyi bilmemiz lazım. Temiz hava, evet. 1-2 dakikadan fazla temiz hava olmadan hayatta kalamıyoruz. Temiz su, en fazla birkaç gün susuz kalabiliriz. Sağlıklı besleyici ve temiz gıda. Ya ihtiyacımız var. Burada tanıma dikkat edelim. Sağlıklı, besleyici ve temiz. Biz gıdayı, ürettiğimiz gıdayı kiloyla ölçüyoruz. Besleyiciliğiyle değil. Besleyin değeriyle ölçseydik dünyadaki gıda ürettiğimizin bayağı zavallı bir şeye düşerdi herhalde. O yüzden bu ihtiyacı doğru tanımlamak lazım. Makul bir barınak. Sıcakta kendini soğutan, soğukta kendini ısıtan, suyunu biriktiren makul ölçekte bir barınağa ihtiyacımız var. Temel bir ihtiyaç olarak. Bir metrekare ölçüsü vermiyor permakültür. İklimden iklime de değişebilir. Ama kesinlikle oturduğumuz, şu anda yaşadığımız barınaklarımız makul ölçekte barınaklar değiller. Ne kendi kendilerini ısıtıp kendi kendini soğutabiliyorlar ne de sularını biriktirebiliyorlar. Halbuki böyle barınaklara sahip olmak çok kolay ve mümkün. Ve en önemli ihtiyacımız, bizler sosyal varlıklarız, kendi potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz, yardımlaşmaya ve dayanışmaya dayalı insan ilişkileri içinde ahenkli bir toplumda yaşamak, işte Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin en tepesi diyelim. Böyle de bir ihtiyacımız var bizim. İnsan olarak bunları sağlamamız gerekiyor. Ve üçüncüsü, tüketimi kısmak, artanı vakfetmek. İlk ikisine. Burada artan pek çok şey olabilir. Yani ürün olabilir, para olabilir. Ama emek ve zaman olabilir, bilgi olabilir. Şu anda ben mesela bilgimi paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Uzun süredir bu konuda bir sürü şey öğrendim. Bunu paylaşıyorum ve umuyorum ki sizler de birinci ve ikinci adım için bir şeyler yapacaksınız. Jim Morrison diyor ki, kaynakları sınırlı olan dünyada yaşarken ihtiyacından fazla mal ve mülk biriktirmek ahlaksızlıktır. Sert bir tanım olarak gelebilir. Banu'cum bir şey dedim, duyamadım. Yani bu dönemde Anka Koçluk ve katılımcılar da çok şey paylaştı. Çok teşekkür ederim. Anka Koçluk'un özellikle bu teknoloji ürününü kullanarak yaptığı paylaşımlar 40 gün mü oldu? 10 haftadır mı? Kaç haftadır devam ediyoruz? 10 hafta, evet Murat abicim. Hem çok 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 büyük bir katkı sağladı bilginin paylaşımı anlamında. Artı bilginin üretimi konusunda da çok değişik bir modele dönüştü iş. Yani akademisyenlerin çok ciddi olarak oturup düşünmeleri lazım. Çünkü tek yönlü bilgi paylaşımı da zamanı geçti. Bugün onu yapıyoruz, üzgünüm. Bir saatte çok şey anlatmak istediğim için. Ama yani bende de akademisyen deformasyonu var. Neticede hocayım ben de. Yani bu ortamda Anka Koçluk'un sağladığı bu webinarlarda herkes paylaştı ne biliyorsa. Ve çok güzel çoğaldı bilgi. Bazı kaynaklar vardır, paylaştıkça çoğalır. Bilgi onlardan birisi. Tabii o kaynaklardan en herhalde önemlisi sevgi. Sevgi de paylaştıkça çoğalıyor. Bunları daha çok paylaşmamız lazım diye düşünüyorum. Burada Bill Morrison'un bu sert söyleminin tabii arkasındaki şeyi de görmemiz lazım. Yani bireysel mülkiyet, evet, yani karma, miras hukuku vesaire denebilir ama bir de biliyorsunuz dünyada bizim yarattığımız, insanoğlunun yarattığı tüzel kişilik dediğimiz bir kavram var. Bir gerçek insan gibi mahkemeler karşısında hakları olan, mal biriktirebilen, bir sonraki nesline, yani ölümsüz olabilen diyelim, kurumlar, şirketler var. Ve bunların bazen öyle bir kaynak biriktiriyorlar ki pek çok devletin sahip olduğu kaynaklardan daha fazla. Ve bu kaynakları idare edenler de maalesef kısa dönem prim çıkarlarıyla kararlar alan yöneticiler, profesyonel yöneticiler. Şirketlerin sahipleri bile değil. Ve bu işte kaynakları sınırlı olan dünyada ciddi bir problem yaratıyor açıkçası. Bildirinin en temelde hitap ettiği sanıyorum bu. Ama arkasında evet hepimize dair böyle bir şeyi var. Ben yapıyorsam çocuklarım da yapabilmeli. İhtiyaçlarını giderebilmeli. Ben onlara iyi bir eğitim, sevgi ve güven veriyorsam diğerlerinin kendileri de yapabilirler diye düşünebiliriz açıkçası. İşin sürdürülebilir tarafına gelirsek, etikten bahsettik. Şimdi sürdürülebilir sistemi doğru tanımlamamız lazım. Bir sistem ömür boyunca yaşaması ve bakımı, ömrünün sonunda da yenilenmesi için gereken enerjiyi üretebiliyorsa sürdürülebilir bir sistemdir. Bu kelime çok kullanılıyor ama pek çok insan gerçekten tanımını bilerek kullanmıyor. Dolayısıyla çok aslında tanımlanan sistemler sürdürülebilir değiller. Bu şartları sağlıyorsak bir sürdürülebilir sistemden bahsedebiliriz. Ve maalesef şayet kapalı bir sistemsek biz
dünya kapalı bir sistem olarak algılanırsa sürdürülebilir bir sistem kurma şansımız yok. Çünkü temel kanunları var, bu küçük bahçe diye tanımladığım benim fiziksel alemin. Bu temel kanunlarda diyor ki toplam enerji sabittir, enerji yoktan var olmaz, varken yok olmaz ve hiçbir çevrim %100 verimli değildir. Entropi yasası diye bir şey var. Sürekli olarak enerji dağılıyor. Dolayısıyla da şayet besleyen bir dış kaynak yoksa dünyada sürdürülebilir bir sistem kuramıyoruz. Ama çok şükür ki var. Dünyayı besleyen çok önemli bir dış kaynak var. Güneş. 8 saniyede bir gönderdiği enerji paketleriyle dünyadaki hayatın sürmesini sağlıyor güneş. O yüzden kapalı bir sistem değiliz biz. Olgun sistemler, doğada var olan olgun ekolojik sistemler kaynaklarını bu sayede arttırmayı başarabiliyorlar. Ama biz maalesef mevcut düzenimizi bir kalorilik iş için 10 kaloriyi harcayarak sürdürüyoruz müsrif bir şekilde. Bu da işte yıllarca, yüzyıllarca, bin yıllarca toprakta birikmiş olan güneş enerjisini tüketmemiz sayesinde oluyor. Petrol olarak, doğalgaz olarak, kömür olarak, kömür de neticede onun bir dolaylı sonucu. Ve bir örnek, çarpıcı bir örnek. Bir saatlik bir araba yolculuğu 10 dönümlük bir araziye, 10 bin metrekareye 100 yıl boyunca düşmüş olan güneş ışığını tüketiyor. Bir saatlik bir araba yolculuğu. Bunu böyle bilince insan biraz da bir araba yolculuğu konusunda biraz daha temkinli olmayı seçmeye başlıyor. Acaba ya bisikletle gidebilir miyim, yürüyebilir miyim, birileriyle paylaşabilir miyim? Doğal sistemler belli ilkelerle sürdürülebilir kalabiliyorlar. Her şey birbiriyle bir ilişki içinde. Hiçbir şey sonsuz değil. Ama hiçbir şey de sonuç öldüğü zaman çöp olmuyor ve tekrar büyük etkileşimli bir çeşitlilikle, bir destek mekanizmasıyla sürdürülebilir bir düzen kurmayı, bir daimi kültür örgüsü kurmayı başarıyorlar. Doğal ormanlarda bunu görüyoruz. Şayet müdahale etmezseniz bakanı yok, ilaçlayanı yok, süreni yok, gübresi vereni yok. Ama ormanlar genişlemeye, büyümeye, temiz su, temiz gıda, barınak, organik malzeme üretmeye devam ederler. Bunu da yaşam örgüsü ve dirençle sağlıyorlar. Her şey, bütün o yok ettiğimiz ama etkisini bilmediğimiz bütün o türler, bütün mineraller, mineral alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi bir iletişim ağı içerisinde bunu sağlıyorlar. Bununla ilgili Kurtlar ve Yaşam Örgüsü diye bir video var. İzleyebilirsiniz internette. Kurtların Yellowstone Milli Parkı'na çıkarılmasının etkilerinin ne olduğu, geri geldikleri zaman nehirlerin yataklarını bile düzelttiklerine dair bir şey. Çok önemli bir iddiası var Permaktur'un. Diyor ki, dünyanın tüm insanlığının ihtiyaç duyduğu, hatta 11 milyar insanın ihtiyaç duyduğu besin değerinin tamamını şu anda kullandığımız ekim alanlarının sadece %4'ünü kullanarak sağlayabiliriz. Geri kalan %96'yı da ormanlaşmaya terk edebiliriz. Doğanın kendisini onarması için. Bu işkembeden atılmış bir şey değil. Siz az önce gösterdim kalın permakültür tasarımcının el kitabını. O da bunun büyük ve küçük ölçekte yapılmış pek çok uygulamasından elde edilen sonuçlarla çıkarılmış bir şey bu iddia. Çok büyük ölçekte de uygulamaları var permakültürün. Çin'deki Los Platos'u gibi neredeyse Türkiye'ye kadar 680 bin kilometrekarelik bir arazide. Ya da evinizin camının önüne astığınız saksıda dahil. Pek çok uygulaması var ölçeklerde. Bunlardan yapılanlara dayanan hesaplamalarla yapılan bir hesap bu. Nasıl olacak? Permakültür nasıl doğru ilişki kuracağımızı anlatıyor, araştırıyor. Bunu yaparken de en büyük hoca olan doğadan öğreniyoruz. Aklımızı kullanarak, teknolojiyi kullanarak doğanın yaptığını daha ileri götürebilir ve hızlandırabiliriz. Ve gerçekten dünyanın problemlerine bir çözüm yaratabiliriz. Bu kadar heyecanla bunu paylaşmak istememin sebebi de zaten bundan kaynaklanıyor. Son olarak bunun bir bilim olduğu meselesi, etik ve bilim permakültür tasarımını oluşturuyor. Işık, hava, toprak ve su ve ağaç elementini bir araya getirdiğimizde bütün disiplinler, yani enerjisinden finansına, işte zoolojisine, botaniğine, antropolojisine, mimarisine, bütün mühendislik dallarının hepsi bu ağacın temelindeki kaynaklar, bilgi kaynakları olarak ağacın meyvelerini, yani köyleri, banliyöleri, işletmeleri, şirketleri, çiftlikleri, bostanları, su ürünlerini vesaireyi ürün olarak yaratan bir komple tasarım sisteminden bahsediyoruz. Ve bilimi permakültür gözlemlenebilen güvenilir örüntülerin tüm ölçeklerde keşfi olarak adlandırıyor. Bu da örüntü kavramı çok önemli. Çünkü doğada her şey çok kaotik gibi gözükse de aslında doğanın bir geometrisi var. Ortam şartları nedeniyle ufak farklılıklar gösteren sınırlı sayıdaki temel bazı formların, şekillerin ve akışların farklı boyutlarda kendini tekrarlamasına dayanıyor aslında.
doğanın geometrisi ve bunlara biz örüntü diyoruz, paten diyoruz. Mesela ağ yapıları, spiraller, daireler, yıldız formları, bunlar doğada var olan formlar. Bunların tersine formları kullanmaya kalktığımız zaman enerji kaybına sebep oluyoruz. O yüzden permakültür örüntü temeline dayanıyor. Sayılarla doğa, işte Fibonacci serisi, kaos teorisi, fraktal geometri konusundaki insanoğlunun artan bilgisiyle biz artık bu doğa geometrisini algılayabiliyoruz. En temel örüntülerden bir tanesi Koçan modeli, genel gövde modeli. Bir ağacın kesitlerini aldığımızda pek çok farklı, bu balta modeli mesela ya da daireler, iç içe geçmiş halkalar, farklı boyutlardaki dairenin içeren kesit ya da üstten alttan alınan ve spiraller yaratan ayçiçeği birleştirdiğimiz oluşturan şekiller. Bunlar hep doğal örüntüler. Köpek balığının kemiğindeki mesela örüntüler, mantarın örüntüsü, türbülansın örüntüsü. Bunlar doğada var olanlar. Ve ilkel dediğimiz kabilede bu örüntü kavramını gayet iyi biliyorlar, hissediyorlar ve biz de hala aslında hatırlıyoruz örüntü kavramını. Bir de boyut meselesi var. Sonsuz boyutlar yok aslında. Nehirler mesela toplanarak, birikerek bir nehir oluştururken, gelirken 5 kere dallanıyorlar. Ağaçlar 6 kere dallanıyorlar, yani 6 boyutlu varlıklar. Ve bizler humanoidler olarak insanlar 7 boyutluyuz. Serçe parmağınızın ilk boğumundan kırmaya başlarsanız 1. boğum, 2. boğum, 3. boğum, el bileği 4, dirsek 5, omuz 6, bel 7. 7 boyutlu varlıklarız bizler. Yani evrende 8 boyutlu, 9 boyutlu varlıklar var mı bilmiyorum. Ama şu anda yaptığımız hayallerde bile hep en fazla 7 boyutlu varlıkları hayal ediyoruz. İşte bilim kurgu filmlerinde falan. Dolayısıyla biz de 7 boyutluyuz. Bunu da böyle bilmek lazım. İşte bir örneği mesela merak eden buradan bu ağacın dallanmasını sayabilir. Kaç kere dallanmış diye. 6'dan fazla dallanmıyor. Çok enteresan bir mesela çöllerde 5 boyutlu organizmalar, canlılar. Hoplayan sıçrayan kum tanelerinden günde 1 metre hareket eden tepecikler. Yılda bir kere 1 metre hareket eden kum tepeleri. Efendim neymiş? 50 yılda 1 metre hareket eden stadyumlar ve hiç hareket etmeyen zorglardan bahsediyoruz. Bu örüntüleri bilen çöl kabileleri, çöl kabilelerinin nineleri kız çocuklarına masallarla, ninilerle bu örüntüleri anlatıyorlar. Ve kilometrelerce ötedeki kuyulara sürüyü, kervanı götürmelerini sağlayabiliyorlar. Okyanusya'da mesela buna dair pek çok bilgiler var. Binlerce kilometredeki ötedeki adaları nasıl bulacaklarına dair. Ya da işte o ilkel sandığımız adalarda yaşayan insanların koyduğu bazı tabular var. Bu tabulara uymazsanız ölüyorsunuz. Cezası çok ağır. Çünkü hayatta kalabilmek için bu tabular gerekiyor. Bunların arkasındaki hikayeler hep permakültür tasarım kursunda anlattığımız çok keyifli hikayeler, masallar. Ohana sistemi, Tahiti'de mesela bu Tahiti'nin takı denen, Tahiti'ye girerken 2 tane ada arasındaki oluşan bu bulutun içinden geçiliyor. Bu bulut o kadar yaşamsal ki bu ada için. Şayet bu adadaki o tepedeki ormanı kesersek, tabu ormanını, bu bulut yok oluyor ve buranın halkı sefalete mahkum oluyor ya da dışarıdan gelen kaynağa muhtaç oluyor. Örüntülemede çok katmanlı, zamanda ve mekanda istifli, çok boyutlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Bir örneği mesela şifalı ot spirali. İhtiyaç duyduğumuz şifalı otları 3 boyutlu böyle bir spiralle bir araya getirdiğimizde bu spiral bitkileri doğru yerleştirirsek doğru oranda güneş ışığı almalarını sağlıyor. Güneş ışığının açısı açısından. Bitkiler birbirlerine destek oluyorlar, böcekten birbirlerini koruyorlar doğru yerleştirirsek. Sulama ihtiyacı merkezden tek bir fıskiyeyle yapılıyor ve su aşağı doğru akıyor. En aşağıda bir ufak havuzda birikiyor. En çok su isteyenleri bu havuza dikiyoruz. En az su isteyenleri en tepeye dikiyoruz. Dolayısıyla sulamayı da otomatik olarak en verimli şekilde dağıtabiliyoruz. Bunu uzun bir arazi parçasını ekiyor olsaydık bütün otları her biriyle teker teker uğraşmak zorunda kalacaktık. Böyle bir sistem otomatik bir şekilde sürdürülebilir bir şifalı ot spirali yaratmamızı sağlıyor. Bu bizim R2 Huzur Vadisi'nde, Isparta'da, Çamlıca'da yaptığımız spiral malçlanmış bir vaziyette. Bu çubuklar dikili tohumları gösteriyor. Bu da alt taraftan görünüşü. Şurada da bir havuzu var ot spiralinin. Bu benim annemin yazında Arthur'da yaptığımız basit bir kiremitlerden hala çalışan bir basit spiral ve arkada bir tane yükseltilmiş yatak görüyoruz. Bahçede toprak problemi olduğu için bu yükseltilmiş yatağı yaptık. İçini envai çeşit organik malzemeyle doldurduk.
Tabii annem bu metal şeylerden biraz bir sonra rahatsız olup daha sonra kiremit duvara çevirdi. Şimdi bu da bir sürü şey yetiştiriyor. Örüntü örnekleri muz halkası mesela bir örnek. Muzu kestiğimiz zaman halkalar şeklindedir kesiti. Daire şeklinde muzları dikersek çok daha verimli bir hasat elde ediyoruz. Ortasında bir organik malzeme çukuru yaptığımızda. Bu da mesela örüntü örneğinin fiilen uygulanması. Mekanda bir zamanda istifleme, detayına girmiyorum eğitimin kapsamı. Sonuçta permakültür tasarımının amacı temel olarak bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı bir araya getirerek bakımı kolay, istikrarlı, kendi kendine yetebilen bir düzeni mümkün olan en küçük alanda oluşturmak. 4 kişilik bir ailenin bütün gıda ihtiyacını 500 metrekarelik bir ılıman iklim bahçesinde sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında binlerce dönüme ihtiyacımız da yok. Tasarımın temel elemanları nelerdir? Arazi boyutu var, enerji boyutu var, soyut boyutu dediğimiz zamanlama, bilgi vesaire boyutu var, etik, sosyal boyut var. Ve tasarım olarak biz bunların hepsini bir araya getirerek arazi ve insanlığın uyumunu yaratmaya çalışıyoruz tasarım yaparken. Çok temel ilkeleri var etik değerlerin etrafında. Yani gözlem yapmak, ilişkiye geçmek, enerjiyi yakalamak, depolamak, bir ürün elde etmek illaki, otokontrol, geri bildirim, yenilenebilir bir enerji ve kaynakları kullanmak, atık üretmemek, bu mümkün. New York'un göbeğinde yaşayıp hiç atık üretmemiş No Garbage Man diye bir film var, tavsiye ederim ailesiyle beraber. Örüntülerden detaya doğru tasarlamak, ayırmayıp birleştirmek, küçük ve yavaş çözümleri kullanmak, çeşitliliği önemseyip kullanmak, kenarları kullanmak, marjinale değer vermek, orta yoldan gidilen her zaman en doğrusu olmayabilir ve değişimi kucaklayıp yaratıcı şekilde kullanmak permakültürün tasarım ilkeleri. Bu kıymetli ilkeler de permakültürün diğer kurucusu olan David Holmgren'in Melbourne'de şu anda Meliodora diye bir çiftliği var. Allah uzun ömür versin David Hoca'ya. Onun geliştirdiği prensipler bunlar. Yani etikten çıkıp fiilen yaptığımız şeyleri daha da somuta indirgeyen ve hareketlerimizi, aksiyonlarımızı belirleyecek olan prensipler, ilkeler bunlar. Tasarımda pek çok yöntem kullanıyoruz. Gözlem, saf bir çocuk şeyiyle elleri arkadan bağlayıp gözlemek, not almak, öğe analizi yapmak. Çünkü permakültür tasarım bir öğeler kompozisyonu. Örüntüleme bazlı öğünler arasındaki ilişkilerle ilgileniyoruz. Bütüncül bir yaklaşım, disiplinler arası bir bilim. Öğe derken de yani her öğeyi bir ihtiyaçları, ürünleri ve davranışları, içkin özellikleri türüne özel inceliyoruz. Ona göre tasarımımızda yerleştiriyoruz. Mesela tavuklar. Belli ürünleri ve davranışları var. Belli ihtiyaçları var. Ve türüne dair bazı özellikleri var. Bunları sağlıklı bir şekilde göz önüne almazsak o zaman sürdürülebilir bir sistem kuramayız. Tavuk örneği çok genel olarak verilir ama bu her şey için geçerli. Yani kümeste, evde, herhangi bir bitkide, kullandığımız herhangi bir araçta bir öğe olarak değerlendirmesi lazım. Tersten işleyen radar, her öğe birbirine bağlı, her işlev birden fazla öğe tarafından desteklenmeli, bağıntılı yerleştirme, etkili enerji planlaması, enerjiyi her zaman korumak, enerji üreten kaynaklar yaratmak ve bunları da anlamlı şekilde değerlendirmek isteriz. Bu yüzden mesela mıntıka analizi, dilim analizi, eğim analizi yaparız, su sistemleri ve biyolojik kaynakları değerlendiririz. Erişim meselesi, yapılar, bitki ve hayvan sistemleri. Bunlar hep Permakültür Tasarım Sertifikası Kurumu dersinde tek tek öğrendiğimiz yöntemler. Yani bu eğitimi alırsanız bütün bunu nasıl yürüteceğinizi sıralı bir şekilde öğreniyorsunuz. Bu yeri geldiğinde size bir survival gibi hayatta kalmanızı sağlayacak bir metodoloji oluyor. Bir survival kit. Bir taraftan bir meslek olarak bir araziye taşınacaksanız, köye dönecekseniz o araziyi nasıl seçeceksiniz, nasıl tasarlayacaksınız, nasıl hazırlayacaksınız, sürdürülebilir sistem olarak bunu öğreten bir bilgi. Aynı zamanda bunun danışmanlığını yapmak, eğitmenliğini yapmak, tasarımcı olarak çalışmak için de son derece değerli, uluslararası düzeyde değerli bir altın bilezik bir meslek aslında. Bunun bilgileri. Mıntıka analizi. Sıfır, mıntıka evimiz. Mıntıka bir her gün gidip geldiğimiz yer. Mıntıka iki, yoğun meyve bahçesi yemiş sistemler. Mesela her gün kümese gitmemiz gerekiyorsa, kümesi biz tutup mıntıka üçe koyarsak hiç enerji verimli bir sistem yapmayız. Mıntıka 4, büyükbaş hayvan vesaire yetiştirme ve mıntıka 5, hiç dokunmadığımız yabani hayat, doğa anı. O yabani hayata sadece durup dinlenmeye ve dinlemeye gideriz. Başka da hiçbir şey yapmayız. Dilim analizi bizim dışarıdan gelen şeyleri inceleriz burada. Yaz güneşi, kış güneşi, soğuk sıcak rüzgarlar, tozlu tuzlu rüzgarlar, yangın yönü, yansıyan ışık, selam eğili alanı istenmeyen görüntüler, mahremiyet ve yaban hayat koridorlarını belirleriz arazimizi yaparken.
eğimden olabildiğince faydalanmaya çalışırız. Özellikle ılıman iklimlerde bizim coğrafyamızda dönüm noktası dediğimiz bir kısmı vardır arazinin. Dış bir köyden iç bir köye dönüşü yamacın. Evimizi ona göre yerleştirmemiz lazım. Tarlalarımızı ona göre koymamız lazım. Sulama sistemlerimizi ona göre yapmamız lazım. Su sistemleri, barajlar, kanallar, yağmur endekleri. Bu mesela benim staj yaptığım Avustralya Parametre Araştırma Enstitüsü'nde kilometrelerce kanal, 20 küsur gölet, hepsi sonradan yapılmış, birbirine bağlanmış kapalı depolar, sifon sistemiyle çalışan sulama sistemi ve bütün bu arazinin kendisi aslında bir sünger gibi su deposuna dönüştürülüyor. Ve biliyorsunuz Avustralya'da bu sene çok ciddi su kıtlığı ve yangınlar vardı. Jeff Hoca'ya yazdım, nedir durumumuz diye. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet bolluk içindeyiz. Sudan yana bir sıkıntımız yok diye yazmıştı. Çünkü öyle bir sistem kurulmuş ki su her halükarda çok önemli bir kaynak olarak sürekli olarak korunuyor ve tekrar tekrar kullanılıyor. Ben staj yaparken orada bir gölet daha ilave etmiştik biz. 3-4 günlük bir çalışma. O da kepçede arıza çıkmasaydı 2 günde biterdi. Bilinçli bir kepçe operatörü önceden bizim işaretlediğimiz gölet alanını çok kısa bir sürede hazırladı. Ve tabii hemen göletin etrafı tohumlandı. Yeşil marş dediğimiz. Biz çünkü açık arazi, açık toprak bırakmayı sevmiyoruz. Yağmur endekleri, bitkilendirme sistemleri ve toprağımızı işte bir depo haline getirmemizi sağlayan bir sistem. Su depolama sistemleri, yani yağmur suyunu mesela çatıda nasıl ayıklayacağız, temizleyeceğiz de alacağız. Bunu nasıl koruyacağız? Su kültürü, normalde topraktaki üretime göre misli misli çok daha fazla üretim sağlayan, 60-70 misli bazen. Su bitkileri ve su canlıları, bunun nasıl kullanılabileceği ve su mantramız, ne kadar çok suya sahip olduğumuz değil, onu ne kadar kere kullanabildiğimiz önemli. Devam ediyorum. Yapılar, konumlandırılmaları, yaz güneşi, kış güneşi, bitkilerden gölgeleme için faydalanmak, roket sobası, çok verimli bir ısı kaynağı, nasıl yaparız, ısı pompası, pasif ısı duvarları, yenilenebilir enerji sistemleri, rüzgar, su türbinleri, hidroelektrik türbinler, güneş panelleri, neticede bu çarklar, su çarkları hala en verimli makineler. Arıtma sistemleri, suyu tekrar nasıl arıtacağız, gri su sistemleri, kompost tuvaletler, bu bizim Avustralya'da kullandığımız kompost tuvaletlerin fotoğrafı mesela. Hayvan sistemleri, hayvanlarla bir işbirliği içinde olmazsak şöyle bir düzen kuramıyoruz. Topraktaki hayat, mikroorganizmalar, biz bunları besliyoruz, onlar toprağı yaratıyorlar, bitkileri besliyorlar. Dolayısıyla bakteriler, mantarlar, milyonlarca mikroorganizma, solucanlar karanlık seviyorlar, rutubet seviyorlar. O yüzden toprağa sürmememiz, çapalamamamız gerekiyor ki onlar hayatta kalsınlar ve toprağı yaratmaya devam etsinler. Kompost solucanları evde pekala çocuklarımız için bir pet olabilir. Kedi ve köpeğe alternatif ya da balığa. Şu anda bizim kızların var mesela bir solucan çiftliği. Eski bir banyo küveti, bir boru. Bunlar toprakta yaşamıyorlar. Organik bir şeyi verirseniz çoğalıyorlar ve çok verimli bir solucan suyu gübresi ve solucan gübresi toprağa yaratıyorlar. Türkiye'de giderek satışı arttı. Bokashi kompost solucanları her türlü organik atığı çürütüyorlar. Bu kepeği yalnız edinmeniz lazım sürekli. Evde, mutfakta biz de uygulamıştık. Organik bütün atığınızı bu şekilde koku değerlendirmek olmadan. Tabii çok... Koku olmadan da belirteyim. Evet. Efendim hanımcığım? Koku olmadığını da belirtelim diyorum. Evet, böyle bir... Bokashi'nin mi? Evet. Hiçbir tamam. Koku çıkmıyor. Evde çok rahat yapılabilir. Çok. Evet. Ya burada kokuydu bilmem ne, herhangi bir korkuya gerek yok. Hiçbir problem olmuyor. Böcekler, arılar, biliyorsunuz arılarla ilgili hikayeleri. Kuşlar. Ya yani kuşlar aslında pek çok yerde, volkanik bir adada denizden yükselmiş. Organik hayatı başlatan özellikleri var. Taşıdıkları gübreyle ve tohumlarla. Tavuk traktörleri, kompost üreten tavuklar, keçiler, onları kullanarak yakacak ormanı yapmak, aynı zamanda diğer hizmetlerinden yararlanmak, inekler ve otlatma sistemleri ki bu çok büyük bir aslında rejeneratif onarıcı tarım uygulamalarının da bir kapsamı, David Saber'ın uyguladığı. Bununla ilgili çok güzel eğitimler var Türkiye'de. Anadolu Meraları bu konuda çok güzel eğitimler veriyor mesela. Zaytuna çiftliğinde benim 3 ay staj yaptığım şirkette çok 3-4 kilometrelik bir sığır otobanı vardı mesela. Sığırlar belli bir geceleme alanında saklanıyorlardı. Ertesi gün mesela arazide belli bir bölge geçici çitlerle çitleniyordu. 1-2 gün o arazi işliyorlardı, gübreliyorlardı. Daha sonra yerleri değiştiriliyordu. Ve arazi işleyen makine olarak hizmet veriyorlardı. Onun dışında da süt veriyorlardı vesaire.
yabani hayvanlarla işbirliği yapabiliriz. Yarasa gübresi, güvercin gübresi ve toprak en büyük problemimiz. İhtiyaçlarımızı giderirken de toprak üretebiliriz. En önemli şeylerden birisi bu. Yani organik tarım yetmez. İnceleyeceğiniz şey üreticide gıda üretirken toprakta üretiyor mu? Sıcak Berkeley yöntemiyle 12 günde 2 metreküp toprak üretebiliyoruz. Şahane bir bahçe toprağı ya da farklı kompost yöntemleriyle toprak üretebiliyoruz. Ağaçlar çok önemli. İki farklı ortam arasında, yani toprakla hava arasındaki geçiş yeri olan ağaçlar olmadan sürdürülebilir sistem kuramıyoruz. Bunların enerji alışverişlerini anlamamız, öğrenmemiz gerekiyor. Ve ağaçların haberleşmesi giderek mizel ağları vesaireyle haberleştikleri mucizevi bir sistem olduğunu da biliyoruz. Bir ağacın sınırı nerede başlar, nerede biter mesela? Sadece bizim gördüğümüz form değil ama altta kökler, yaydıkları polenler ve mantar mizel ağlarıyla kilometre karelerce büyük bir network'te haberleşiyorlar. Toprağın hiçbir zaman açık bırakılmaması, malçlanması, organik malzemeyle örtülmesi ve zamanla o malzemenin toprağa dönüşmesi. İlk çimlerde kullanılmış, saçma halde kullanılmış, bunun hikayesinden bahsedecektim size ama zamanımız yetmedi. Biz o çimi pek sevmiyoruz. Onu ters yüz edip bir an evvel toprağa dönüştürmeye çalışıyoruz. Bitki sistemlerinde yağmur endekleri, ağaçlandırma sistemleri olarak tasarlıyoruz. Toprağın kısıtlı olduğu yerlerde yükseltilmiş yataklar, hügel kültür, sepolkserin geliştirdiği ya da yükseltilmiş bostan yatakları, anahtar deliği bahçeler, birbirlerini destekleyen bitkileri bir araya getirerek otlar, çalılar, baklagil ağaçlarla oluşturduğumuz meyve bahçeleri, balkonlar, teraslar, pencere önü bahçeleri ve diğer tasarım yöntemleri, enerji döngüsü, yoğun sistemler, birlikler, kenar etkileri. Mesela burada yoğun bir salata duvarı görüyorsunuz. Mekanda istifleme. Kenar etkisi çok önemli bir kavram. Semere kenarlarda birikiyor. Ve biz dolayısıyla ne kadar çok kenar yaratabilirsek o kadar verim alıyoruz. Buğday ve yonca tarlalarının kestikleri sırada verim iki katına çıkıyor. İki ayrı tarla yapmaktansa şeritler halinde yapsak iki misli verime ulaşırız. O yüzden permakültür tarlaları sanki böyle jungle gibi görünür ama bilinçli dikilmiş bir sürü şeyi bir arada içerirler. Bitki birliği örnekleri mesela 300 kardeş ya da Kızılderili mısır yoncası, mısır fasulye, kabak gibi örnekler. Ceviz ve iğdenin beraber dikilmesi, domatesin fesleğen, lavanta, kadife çiçeğiyle dikilmesi. Hep sınırları çoğaltmaya, uzatmaya çalışırız kenarları. Böyle bir gölet yapacağımıza yıldız şeklinde bir gölet yaparız. Sınır ikimizin artar ve bir sürü niş oluşur. Girintilerde, çıkıntılarda farklı şeyler yaratabiliriz. Şinampa sistemi bunu uygulayan bir sistem. Azteklerin merkez şehri 200 bin nüfusu bu Şinampa sistemiyle doyurmuşlar. Ve sonuçta yaklaşıma dair iki temel ilke. Her şey iki yönde işler ve sorun çözümün ta kendisidir demiş Bill Mollison. Çamur probleminiz yoktur, ördek yetiştirme potansiyeliniz vardır. Ve permakültürde her şey yoğun bilgi ve hayal gücü gerektirir. Ne kadar biliyorsanız bilin, birileri gelip onun üstüne bir şeyler daha koyabilir. Hayal gücüyle bir şeyler daha ekleyebilir, kenarı biraz daha artırabilir, çeşitliliği biraz daha artırabilir. En önemli konu alternatif küresel bir toplum için stratejiler. Hani bir ihtiyacımızdan bahsetmiştik ya sosyal insanlar olarak. Potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz, yardımlaşmaya ve dayanışmaya dayalı insan ilişkileri içeren ahenkli bir topluluk. Bununla ilgili ölçekler, yapılar, stratejileri konuşuyoruz burada. İnsan yerleşimleri, biyobölgesel topluluklar, kent bahçeleri, bostanlar, kent çiftlikleri, üreticiler, tüketiciler, bunların bağlantısı, kooperatifler, geri dönüşüm sistemleri, topluluk ekonomisi, takas, ekonomisi, armağan ekonomisi, yerel para birimleri. Bunlar hep permakültür kapsamında en son şeyde konuştuğumuz konular. Bill Mollison diyor ki bizler için işbirlikçi üretkenlik ve toplumsal sorumluluktan öte bir yol yok. Bu yolda yürüyelim. Bu yol yaşamımızı hayal bile edemeyeceğimiz şekilde değiştirecektir diyor. Türkiye'de bazı örnekler var. Dünyada bazı örnekler var. Mesela Ürdün Permakültür Enstitüsü bu çölün içerisinde yaratılmış 7 dönümlük bir vaha. Jeff Lawton Hoca'nın Avustralya Permakültür Araştırmacısı'nın desteğiyle eşi Nadia Lawton'un bu enstitüden kurduğu. Biz de gezdik burayı. Müthiş. Tucson, Arizona'da dünyada susuzluğun en çok olduğu yerlerden birinde yağmur sularını nasıl değerlendirdikleri, suyu drenajla uzaklaştırmaktansa bitki sistemlerine yönlendirerek yaptıkları dikimlerle ürün elde etmeleri, kaldırım kenarlarını kırıp suları havuz şeklinde yapıp ağaçların etrafında yoldan, çünkü belli bir dönemde çok yoğun su akıyor ve çok ciddi miktarda ağacı sulayabiliyor aslında. Zamanla kırmışlar bu kaldırım kenarlarını kaçak olarak. Daha sonra belediye kesim yapmaya başlamış parayla.
Ve ağaç dikmişler. 10 sene sonra bu ağaçların meyvelerini marmelat yapıp satarak bir topluluk oluşturarak değerlendirmişler. 1994'teki bir yer 2006'da böyle bir yere dönüşmüş. Yani sıcak kaynak tüketen bir kara delikten serin ürün hasatı yapılan bir şeye, kıtlıktan bolluğa, abundance'a geçmişler. Burası benim staj yaptığım çiftlik, Zaytuna Farm. Şimdi Gökçe'cim, beni duyuyor musun? Zamanlamamız nasıl? Duyuyorum, duyuyorum Murat abi. Vallahi devam edebilir miyiz? Bu sırada ne çok şey öğrettin. Neyse ki YouTube'da yayınlanıyor. Bir daha izleyebileceğim diye düşünüyorum. Devam edeyim mi biraz daha yoksa? Devam edebilirsin Murat abi. Devam edersin. İsteyen kişiler kalır. Çok da duruyor tamam. Hala herkes. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. 8 dakikalık bir video var. Benim staj yaptığım çiftlikte çekildi. Ve birer kelimeyle hepimize soruldu. Permütür deyince sen ne anlıyorsun diye. Onu mesela buraya koyabilirim. Şu anda seyredebiliriz. İsteyen var mı? İsteniyorsa genel olarak şimdi başlatayım. Soruları sonra cevap versin. 8 dakika sonra. Tamam. Şimdi kaydı bitirdikten sonra sorulara cevap verelim Banu Hocam. Uygunsa. Evet. Şimdi bence videoyu izleyelim. Olur i̇zleyelim mu? Okey, geçiyorum o zaman. İzleyelim. Çok keyifli. 6 yılını da ben hazırladım. Ses güzel geliyor mu? Geliyor ama görüntü yok şu an. Görüntü yok mu? Hayır yok. Görüntüyü görmüyor musunuz? Hayır. Tekrar share screen yapıp görüntüyü vermen gerekiyor mesela. Sunumun içinde mi görüntü? Evet. Bir dakika tamam. Bir dakika. Nasıl yapmam lazım? Videoyu açıp tekrar share screen deyip videoya vermen lazım. Yani ilk önce aç videoyu Murat abi. Hı hı. Sonra Zoom'da share screen yap. Ondan sonra o videoyu seç. O videoyu nasıl bulabilirim ben şeyden, bilgisayarından hemen? Sunumunda aç, sonra share yap. Ama sunumda açılmadı ya. Dışarıda açmam lazım. Bir dakika hemen açıyorum. Evet, bu arada poll yapabilir misin Banu'cum? Şey gelene kadar. Anket geliyor. Evet. Çok kısa süre lütfen yapın bizim. Evet. Murat Hoca açana kadar bir anket yaparsak sevinirim. Gitti sanırım. Değil mi? Bana gelmiyor da o yüzden. Yok. Anca geliyor. Şimdi böyle, bu da açtım. Nasıl gidiyorum? Şimdi nasıl yapacağım Gökçe? Tekrar şimdi Zoom'a gelip share screen'de Murat abi. Zoom'a geldim. Share dedim. Heh, şu an ekran geliyor. Gözüküyor şu an. Videoyu tıklat bize. Geldi mi? Evet şu an geldi alt yazı. Evet. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet görüyoruz şu an. Tamam. Depleting resources and environmental degradation, the need for action is apparent, in fact, urgent. In a world that relies on pollution, deforestation, and soil erosion for its progress, where humans are educated to exploit and compete rather than care and trust. In a world of food insecurity, where farmers retire by suicide, where earth care is lost. Where chemicals are pushing natural succession backward, where nature's greatest solvent and life element is being used as a carrier of heavy metals, radioactives, and chlorinated hydrocarbons, where energy production relies on mining millions of years of solar carbon storage, where finance rules all seven other forms of capital. When the air, water, and soil cycles have been disrupted, 23 people, unknown to each other, gathered to begin a 70-day journey of learning, working, and sharing one toilet. They came with inspirations and dreams, from saving rainforest to setting up a backyard garden. All from different cultures, different ages, levels of experience, and
various footwear preferences. The destination was the Australian subtropics, Zaytuna Farm, home of the Permaculture Research Institute. 75 acres of forest, paddock, crop gardens, swales, dams, and animals became their challenge, experiment, frustration, laughter, and inspiration. So they've now come to the end, and they are left with the question, what was it all about? Kompost solucanları. Ateş elementi, su elementi. Structures. Harmony, nature, abundance. Bir roket sobası. Basit. Positive is culture, abundance, harmony, dynamic, community, nature, action, cooperation, permanence, diversity, design, regeneration, systems, functional, sustainability. Teamwork. Burası Paradise Pool, cennet, cennet havuzu. Evet, hayvan sistemleri, tavşanlar, tavuklar gördük. Animal husbandry. Keçiler, fotoğrafını paylaşmıştım. Yakacak ormanında destek oluyorlar. Bıldırcınlar. Çok farklı kümesimiz vardı. Tekerlekli kümesler, hareketli. Yer değiştiriyorlardı arazide, arazi işleyerek. Geçici çitlerle yapılan fens çitleme sistemi. Taşınabilir çitler. Oh, big. Nature wins every time. Doğa her zaman kazanır. Weedy. Bahçelerimiz. Nature. 250 dönümlük bir arazi burası. Kompost. Earthworks. Damn fun. Bu ödevi beraber staj yaptığımız iki arkadaş hazırladılar. Biz de konum ankeni olmuş ikimlerde. Çok ilham verici. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum. 3 ay kadar kaldım ben burada. Son 2 haftasına bağlı da gelecekti ve dolaşacaktı biraz ama babam ağırlaşınca rahatsızdı. Ben de bakmadım var. Kursu sertifikam olur almaz. Hocalarımızdan bir tanesi David Spicer. Aletler çok önemli. Roket sobası, duş aldığımız sabah sıcak suyu sağlayan
Bu geçici fensler, elektrikli çitler. O 3 ayın neredeyse tamamını ben videoya çektim. Eğitimlerimde o videolardan kaynak olarak yararlanıyorum. Güneş sistemi, akü sistemi. Dışarıya bir bağlantısı yoktu çiftliğin. Bütün enerji tamamen kendi üretimi. Güneş panellerinden. Kes bırak. İnsanı gözet etik temellerden bir tanesi. Ve topluluk olmak. Alet kullanımı çok önemli. Yani onu öğretiyorlardı bize. Yani nasıl kullanacağız? Belimizi ağrıtmadan, aletlere hasar vermeden. Onun eğitimini aldık. İlk başta yaptığımız şey oydu. Burası şeyin deposu. Güneş sistemi burada. Katılımcıları görüyorsunuz. Benim de adım var. Çok keyifli bir zamandı. Yani babamın rahatsızlığının verdiği demoralizasyon olmasa. Ama çok şey öğrendim. Dolu dolu geçen bir zamandı. Sizlerle paylaşabildiğim için mutluyum. Yılında çekilmişti. Evet, gün batımının keyfini sürün ve gün doğumuna inanın. Güneş yarın gene doğacak. Buradan isterseniz devam edelim. Şu anda gene geldi mi şey? Evet, evet geldi. Ama devam edelim. Nereden başlayacağız? Hani demiştim, evde ne yapacağız? Onu hemen hızlıca geçelim. Yani ekonomi ve ekoloji, oikos, yani ev dediğimiz kelimeden geliyor. Ekonomi, ev düzeni ve disiplini, ekoloji de ev bilimi demek aslında. Ev düzeni ve ev bilimi. Yani esas başlayacağımız yer kendi evimiz. Yani illaki bir şeyler yapmakla başlamamız lazım. Neler yapabiliriz? Balkon ya da bahçede gıda üretebiliriz. Ufak ya da büyük fark etmez. Gıdamızı temin ettiğimiz üreticileri seçebiliriz. Onları şahsen tanımak, onları araştırmak, bilmek çok önemli bence. Bunun için biraz zaman harcamak lazım. Hafta sonu AVM'ye gideceğimiz, alıp çocuklarımızı, gıdamızı sağlayan kişileri ziyaret etsek, bize süt getiren, yumurta getiren adamı ziyaret etsek, onu tanısak, bir temas kursak ne kadar güzel olur. Yerel ve mevsimli gıdaları tercih edebiliriz, tüketmeliyiz. Çünkü doğduğumuz coğrafyaya uyumlu bizim genetiğimiz. Ve mevsimli gıdalar, çocukken öyleydi. Rahmetli anneannem gör gözüm gör kaşım, yılına kadar ağrıma başım der, öyle yerdi mevsimde çıkan gıdayı. Bizimki şu anda çok büyük bir şımarıklık, dört mevsim çilek yemek ya da muz yemek. Bir faydası da yok genetimize diye düşünüyorum. Peynirimizi, yoğurdumuzu kendimiz üretebiliriz. Organik atıklarımızı farklı yollarla bahçe toprağına çevirebiliriz. Kompost solucanları ya da işte bokashi ile mantarlarla. Bahçe ve saklarımızı toprağa malzemeyle örtebiliriz. Lütfen hiçbir toprağı açık bırakmayın. Örtün ki mikroorganizmalar yaşasın. Bitki kardeşliklerinden faydalanın, bilinçli dikelim diktiklerimizi. Tek bir bitkiyi tek bir yere dikerek bir çöl yaratmayalım o bitkiden. Tek yıllık yerine çok yıllık bitkilere geçmeye çalışalım zaman içerisinde. Gıdamızı ona göre çevirelim. Zamanda mekanda istifleme yapalım. Yani üçüncü boyutu da kullanalım. Tohumlarını saklayıp toprakla buluşturalım ne oldu? Tohum ciddi bir problem. Maalesef tohum satılamıyor. Yani atalık tohumları korumakta ciddi mücadele var. Tohum ancak takas edebiliyoruz. Evde de dikkat ederseniz aslında biraz... Bir sürü tohum ürettiğimizi görürsünüz. Yani zeytinin çekirdeğinden, hurmanın çekirdeğine, meyve çekirdeğine bir sürü şey aslında tohum olarak elimizin altında. Onları biriktirsek ve toprakla buluştursak ne güzel olur. Ve daha az et tüketmek, evet. Et üretiminin ciddi miktarda zararı var atmosfere ve dünyaya ve insana, bedene aslında bakarsanız. Mitokondrilerimiz bize enerji veren organelleri aslında olumsuz etkiliyorlar. Bu yüzden et tüketimini azaltmamız lazım. Mesela birkaç örnek. Bu bizim balkonun şeyi. İki tane büyük saksımız var. Çileklerimiz büyüyorlar. Kızlar yemeye başladı. İşte asırgan otumuz var. Yaseminimiz var. Red börümüz var. Bayağı büyüdü, yeşillendi. Salatalıklar arkada çıkacaklar. Şu anda fide halindeler. Ve bu benim yükseltilmiş diğer sebze yatağım. Buraya şu anda filizlendirmekte olduğum domates, biber, patlıcan, kabak ve envai çeşit otları şey yapacağım. O tohumları serili şu anda. Organik bir toprak ve solucan gübresi var bunun üstünde. Ve aşağıda solucan çiftliğimiz burada.
Bu solucan çiftliği ufak bir kutu aslında. Tepsi tepsi. Şu anda birinci tepsideyiz. Yeni tekrar devreye aldım solucan çiftliğini. Kızlar doğduktan sonra aşağı indirmiştim. Evin bütün organik atığı. Yani meyve kabukları, işte salatalık kabuğu, domates kabuğu, eski yün mesela, azotlu, işte tuvalet kağıdının göbeği, bütün o kartonlar, kahverengi kartonlar, hepsini parçalayıp solucanlara verebilirsiniz. Ve o solucanlar size çok güzel bir solucan suyu bu çeşmeden alacağınız, 1:20 oranında sulandırıp bitkilerinize püskürteceğiniz, sulama suyunu kullanacağınız ve çok kaliteli bir solucan gübresi toprağı üretecekler. Her gün midelerinden geçirdikleri bir organik atıkla sizin için bir fabrika gibi çalışacaklar. Onlar da beslenip çoğalacaklar. Çok verimli bir iş. 1:700 çoğalıyor solucanlar düzgün bakarsanız. Yani hiçbir işi bu kadar verimli yapamazsınız. 1:700 verim hiçbir yerde yok. O yüzden Türkiye'de çok artmaya başladı solucan çiftlikleri. Kartal Belediyesi kendi solucanlarını çoğaltıyor, dağıtıyor. Kartal'da oturanlara bütün bahçe atıklarını ve kompostu organik atıkları solucanlar beraber tekrar gübre yapmakta kullanıyor. Suyumuzu biriktirebiliriz, su hasatı yapabiliriz. Deterjan, şampuan, sabun organik olarak kendimiz üretebiliriz. Ya da tükettiklerimizi organik olarak seçmeliyiz. Suları kirletmesin diye. Plastik ambalaj, poşet biliyorsunuz burada bir adım atıldı. Ama gene geriye doğru bir dönüş var gibi geliyor bana. Atığımızı en aza indirip geri dönüşüme önem verebiliriz. Atığımızı hatta sıfırlayabiliriz. Yani evde apartmanda oturan bir insan olarak organik atığınızın hiçbir şekilde evden dışarı çıkmamasını sağlamak çok büyük bir keyif veriyor. Hepinize tavsiye ederim. İster bokashi mantarı kullanın, ister kompost solucanı kullanın. Kokmadığını, problem olmadığını, halledebildiğini göreceksiniz. Gözde büyütecek bir şey değil. Bu duygu gerçekten insanı çok iyi hissettiriyor. Termostatın derecesini kışın bir derece düşük tutmak, yazın bir derece yükseltmek, buna alışmak, kullanmadığımız odaların kaloriferlerini kapatmak, tüketimimizi sınırlamak, üçüncü etik kural, eğitimler almak, şu anda zaman ayırdınız, bu bayram sabahı benimle bu zamanı geçirdiniz. Bir saat çoktan geçtim, bir saat 50 dakika oldu, ben nesiniz hala, bir saat 20 dakika oldu. Gitmediniz, dinliyorsunuz. Bu eğitimler çok kıymetli. Permakültür eğitimi de çok basit aslında anlatacağım. Çocuklarımızı eğitmek çok önemli. Öğrendiklerimizi paylaşmak önemli yapmaya çalıştığım. Topluluklara katılmamız çok önemli. Fazlayı paylaşmamız önemli. Bunlar hepimizin bir şekilde yapabileceği şeyler. Ve muhakkak sizin de bunu ekleyecekleriniz vardır. Bunun eğitimine baktığımız zaman şayet bu permakültür bir meslek olarak yapmak istiyorsanız bir, iki günlük bir tanışma kursu var. Bu benim yaptığım tanıtımdan başka. Yani ben bu tanıtımı binlerce kişiye yaptım onlarca defa. İki günlük bir giriş kursu, birkaç kere verdim. Türkiye'de pek çok kere yıl içerisinde veriliyor. Bunu dinleyerek benim şu anda size anlattıklarımı biraz daha detaylı olarak alabilirsiniz. Ama şayet bunu meslek olarak, bir altın bilezik olarak yapmak istiyorsanız tek bir eğitim var. 12 günlük permakültür tasarım sertifikası kursu. Daha önce bu kursu almış olan, uluslararası geçerli sertifikası olan herhangi birinden bu kursu alabilirsiniz. Çünkü bu kursu almakla bu eğitimi verme selahiyetine sahip oluyorsunuz. Bir tasarımcı olarak, bir eğitmen olarak, permakültür kelimesini ticari olarak kullanarak bir iş sahibi olma imkanına sahip oluyorsunuz. Bu 12 günlük bir kurs 72 saat boyunca sürüyor. Normalde bir araya gelinerek bir günlük arayla yapılıyor. Ya da kısım kısım bölünüyor. İşte hafta içine yayılıyor. Yıl içerisinde daha uzun sürede parçalanarak yapılabiliyor part time olarak. Benim yakın dönemde iki tane tasarım sertifikası kursum olacak. Haziran ayı boyunca online şu anda yaptığımız gibi teorik bazlı ama uygulamaları da görsel olarak paylaşacağımız ve fiilen ama gruplara ayrılıp tasarım uygulaması yapacağımız bir tasarım sertifikası kursu olacak. 3 hafta içi, 3 akşam, 2'şer saat bir hafta sonları bir ay boyunca sürecek. 72 saatlik bir tasarımcı eğitmen sertifikası kursu veriyorum. İlgilenenler temas için vereceğim bilgilerden bana ulaşabilirler. Sahada uygulamalı bir permakültür tasarım sertifikası kursunu da 16-30 Ağustos'ta bu sene Sidaşyam Alanya'da bir yoga arınma kampıyla beraber 2 haftalık. Yani hem küçük bahçeyi, fiili dünyamızı ve permakültürü hem de büyük bahçeyi yani spiritüel alanı bir araya getireceğimiz bir eğitim olacak. Çok özel bir eğitim olacak bu. Çok değerli sevgili hocam Yogi Adnan Çabuk'la beraber bunu tasarlıyoruz ve eşi Lourdes Çabuk'la. Şahane bir eğitim olacağını düşünüyorum. Mükemmel bir aşramları var Alanya'da Dim Çayı'nın tepesinde. Orada buluşacağız.
uygulamalar yapacağız, pratik pek çok şey yapacağız. Ve ona ek olarak spiritüel sohbetler yapacağız, sabah akşam yoga yapacağız. Çok keyifli zaman geçireceğiz. Bununla da ilgilenenler benimle temasa geçebilirler. Bu programların detayını onlarla paylaşırım. Kaynaklarımız neler? Hızlıca, Türkiye'de bir araştırma enstitüsü var. Web sitesi ve eğitimleri var. Fiili bir sahası yok. İnşallah o fiili sahayı ben kurmaya niyetliyim. Bir müddet sonra İzmir'de Menemen'de. Avustralya Permütür Araştırma Enstitüsü, benim staj yaptığım yer. Küresel bir permütür ağı var. Bütün dünyada permütür sertifikalıların bu da izini sürebilirsiniz. Türkiye'de de pek çok uzmanın şeyi var. Dünyada 2 milyon kadar sertifikalı permütürcü var. Permütürglobal.org'a girip ya da net'e beni isim olarak aratırsanız benim Hoşköy'deki arazimi, o arazime yaptığım projeyi ve yaptığım faaliyetleri görebilirsiniz. Şu anda dünyada permütürün lideri olan Jeff Lawton hocanın kendi sitesi var. Kitaplardan bahsetmiştim. Permütüre giriş ve tasarımcının el kitabı. En temel kaynaklarımız bu iki kitap. Girişi umarım bulabilirsiniz. Dediğim gibi tasarımcının el kitabı PDF olarak bulunuyor. Türkçesi de inşallah çıkacak yakında. Bir radyo programı yaptım ben 2016 yılı boyunca her hafta. Ve bu giriş kursunu 15'er dakika anlattım. TRT'den bu izlendi. Kaç kişi izledi, nasıl takip etti bilmiyorum ama bir şekilde bana gelenler oluyor. Dinlemiştik biz sizin o programın zamanında diye. Bir Facebook sayfam var. Doğayla uyumlu yaşayan permakültür. Burayı takip edebilirsiniz. Etkinlik ve eğitim bilgilerini de buraya koyuyorum. Ve benim bir web sitem var. incivan.com. Profesyonel olarak yaptığım batarya temsilcinin yanında mühendislik ve danışmanlık hizmetlerim ve permakültürle ilgili hizmetlerimi bu siteden bulabiliyorsunuz. Buraya bir gidelim. Açabilecek miyim bakayım. Gökçe geliyor mu? Evet geldi Murat abi. Şimdi burada bir permakültür sekmesi var. Bunu açtığınızda bakın permakültür hakkında bir nedir ve benim makalelerim var. Burada 9 tane makale kural dışında yayınlamıştım. Bunları okuyabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili bilgi hemen hazır online kursun afişi ve içeriğine dair doküman burada. Buradan inceleyebilirsiniz ve bunlara göre temasa geçebilirsiniz. Banu ile beraber vereceğiz bu kursu. Banu su kültürünü anlatmayı çok sever. İsterseniz de buradan Facebook sayfama bağlanabiliyorsunuz. Tekrar sunum geri geldi değil mi? Evet şu an geldi. Geldi tamam. Bitiriyorum, çok az kaldı. Doğayı anlamak, Bill Mollison diyor ki her birimizin doğayı nasıl anlayacağımızı çözmemiz lazım. Çözmezsek anlayamayız, anlamazsak kaybedebiliriz. Ve maalesef kaybetmekte olduğumuz konusunda hemfikiriz ve çok özleyeceğimizi biliyoruz. Hayran olduğum bu dünyayı evet ben gerçekten çok özlerdim. İstanbul'u biraz daha pırıl pırıl gördük şu virüs sayesinde, biraz trafik kirliliği azaldığı için. Şunu muhakkak tekrar vurgulamamız lazım. Permakültür aciliyetle alakalıdır. Neden ve nasıldan ziyade yapmakla alakalıdır. Verebileceğimiz tek etik karar, kendi varlığımızın ve çocuklarımızın sorumluluğunu almaktır demiş Bill Mollison. Ve kendi insanları, kendi insanımızdan, kendi toprağımızdan bir sesle bitirmek istiyorum. Kafanızı çok şişirdim, çok hızlı konuştum, çok şey anlattım biliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Doğada ne görürseniz güvenebilirsiniz. Hepsi hastır, gerçektir. Sevinirsiniz orada çünkü tabiatın içindesiniz. Orada kendi yaptığımız dünyanın bunaltıcı hayhuyundan, tatsız ıvır zıvırından, bencil kaygılarından, sıkıcı darlığından kurtulur. Her şeyin olduğu gibi olduğu, olduğu gibi gözüktüğü o külfetsiz, gösterişsiz, sessiz büyüklükle karşı karşıya gelirsiniz. Orada o büyüklük içindeki yalnızlıkta insan kendini bulur ve varlığının özündeki asilliği anlar ve kendini erdemliğe adar. Benim bu permakültürle ulaşmamın sebebi budur. Bunu da yazan çok değerli bir ziraat profesörüdür. Profesör Hikmet Birant. Alıç Ağacı ile Sohbetler tavsiye ederim. Lütfen okuyunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde ahenkli bir toplumda potansiyelinizi gerçekleştirebildiğiniz bir yaşam diliyorum. Bana paylaşma fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili... Evet.